Herkese merhabalar, Nefis Yemek Evi'ne hoş geldiniz. Bugün yumuşacık gözlemeler hazırlıyorum. Az malzeme ve farklı bir çalışmayla muhteşem bir tarif oldu. Bütün takipçilerim hiç düşünmeden hemen deneyin. Gerçekten enfes bir lezzet oldu. Ispanak ile de gerçekten çok sağlıklı bir tarif oldu. Videoyu başından sonuna kadar izlerseniz sizler de bu muhteşem tariflerimin aynısını yapmış olacaksınız. Bütün püf noktalarını veriyorum. Dikkatli dinleyelim. İyi seyirler dilerim. Hızlı bir şekilde tarifimize geçelim. İlk olarak ortam sıcaklığında 2 su bardağı su ilave edelim. Daha sonra 4,5 su bardağı un ilave edelim. 1 tatlı kaşığı tuz ilave ettikten sonra yoğurma işlemine başlayalım. Yumuşak, ele yapışmayan hamur hazırlayalım. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Konuyla ilgili düşünce ve tecrübelerinizi yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Olumlu veya olumsuz düşüncelerinizi yorumlarda bekliyor olacağım. Tarifimi ailenizle, arkadaşlarınızla, komşularınızla, tüm sevdiklerinizle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Videomu bütün sosyal medya hesaplarınızda da paylaşabilirsiniz. Nefis Yemek Evi kanalımı hangi ülkeden, hangi şehirden izliyorsanız mutlaka yorumlarda bizlerle paylaşın. Çok önemli. Maya olmadığı için yoğurma işlemi bittikten sonra hemen bezelere hazırlayalım. Toplamda 12 beze hazırladık. Üzerini kapatalım, 10 dakika dinlendirelim. Açmamız daha kolay olacak. Gerçekten muhteşem bir tarif. Evdeki olan malzemelerle hazırlıyoruz. Üzerini kapatıp bir kenara alalım. Daha sonra ıspanağı yıkayalım. Ispanağı yıkadıktan sonra bir süzgeci alalım. Suyu olmaması gerekiyor. Daha sonra bezeleri açmaya başlayalım. Dikkat edelim. Çok da büyük açmayacağız. Gerçekten çok kolay. Servis tabağı büyüklüğünde açmanız yeterli oluyor. Lütfen bu kısımlara çok dikkat edelim. İki bezeyi açtıktan sonra ortasına ıspanak ilave edeceğim. Hemen sizlere şöyle büyüklüğünde yakından göstereyim. Evde kullandığımız klasik servis tabağı büyüklüğünde olursa iyi olur. Büyük tavalarda ve sacda da yapabilirsiniz. Bezeleri biraz küçük tuttum, daha kolay olsun diye. Oklava açmasını bilmeyen bile bu tarifimi çok kolay bir şekilde hazırlayabilir. Çünkü çok büyük açmıyoruz. Toplamda 700 gram ıspanağı yıkadım, süzgeçten geçirdim ve kuruladım. Üzerine 1 adet kuru soğan, yarım çay bardağı zeytinyağı, lor peyniri veya çökelek, baharatları ilave edip karıştırdım. Karabiber, pul biber, toz biber, biraz da acı biber ilave ettim. Acı biber severseniz ilave edebilirsiniz. Bu kısımlar çok önemli, dikkat edelim. Yufkanın üzerine ıspanağı ilave ettim. Daha sonra ikinci yufkayı üzerine kapatıp kenarlarını kapatalım. Kenarlarını sıkı bir şekilde kapatalım. Daha sonra da kesebilirsiniz. Ispanağı da çok da ilave etmeyelim. Patlayabilir. Dikkat edelim. Bakın, gerçekten çok kolay ve basit oluyor. Sunumlarda da çok güzel yakışıyor. İstediğiniz, sevdiğiniz şekillerde de kesip sunumlar yapabilirsiniz. Hemen sizlere şöyle yakından bir kez daha göstereyim. Yufkanın üzerine ıspanağı her tarafa gelecek şekilde ilave edelim. Daha sonra ikinci yufkayı üzerine kapatıp kenarlarını sıkı bir şekilde kapatalım. Daha sonra kenarlarını keselim. Hepsini bu şekilde hazırlayalım. Üzerini kapatalım. Sırayla ocakta kızartalım. Ocağı yüksek ateşe aldım. Dikkat edelim, kesinlikle yağ koymuyoruz. Gözlemeleri ters düz yaparak pişirelim. Çünkü içerisinde ıspanak pişmesi gerekiyor. Dikkat edelim. Eğer yağ eklersek
çok hızlı bir şekilde kızarır, ıspanak pişmez. Dikkat edelim, videoda gördüğünüz gibi hazırlayalım daha güzel sonuçlar için. Bakın, yüksek ateşte ters düz yapıp pişiriyorum. Hepsini hazırladıktan sonra yağlayalım. Bütün yufkaları videoda gördüğünüz gibi hazırlayalım. Malzemeleri açıklama kısmında da yazıyor olacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Yorumlarınızı görüyorum. Tek tek okuyorum. Çok sağ olun. Bütün tariflerimi güvenle dinleyebilirsiniz. Tariflerimde genelde bütün püf noktalarını veriyorum. İçerisi için sevdiğiniz iç harçlarından da ilave edebilirsiniz. Hemen sizlere şöyle bir kez daha yakından göstereyim. Bakın çok kolay. Maya yok, karbonhot yok, kabartma tozu yok. Hızlı bir tarif. Ani misafirlerinizde hızlı bir şekilde şipşak hazırlayabilirsiniz. Tarifimi denedikten sonra mutlaka yorumlarda lezzetini ve pratikliğini bizlerle paylaşın. Yorumlarda görüyorum, tariflerimi çok güzel bir şekilde yapıyorsunuz. Ellerinize sağlık. İnanın ben de çok mutlu oluyorum sizler güzel sonuçlar aldıkça. Ben hepsini hazırladım. Hemen sizlere şöyle bir yakından sunumu yapayım. Hepsini hazırladıktan sonra üzerine tereyağı sürdüm. Yumuşacık pamuk gibi oldu. Ispanaklar da çok güzel pişti içerisinde. Gerçekten bakar mısınız? Görüntüsü de muhteşem görünüyor. Lezzetini anlatmak mümkün değil. Mutlaka bütün takipçilerim deneyelim. Eminim sizler de lezzetini ve kolaylığını çok beğeneceksiniz. Şimdiden herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Konuyla ilgili düşünce ve tecrübelerinizi yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Olumlu veya olumsuz düşüncelerinizi yorumlarda bekliyor olacağım. Videomu ailenizle, arkadaşlarınızla, komşularınızla, tüm sevdiklerinize paylaşırsanız çok sevinirim. Herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Yorumlarınızı görüyorum. Çok sağ olun. Buraya kadar izleyip bana zaman ayırdığınız için herkese çok teşekkür ederim. Yepyeni videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.